Birçok kişi evde evcil hayvan beslemek istiyor. Ya kediye alerjimiz varsa veya alerjik bir hastalığımız varsa... Kedi okşadığımızda veya sevdiğimizde, kediyle oynadığımızda burnumuz akıyorsa, kaşınıyorsa veya hapşırmamız oluyorsa, gözlerde sulanma, kaşıntı veya nefes darlığı oluyorsa bilin ki sizde kedi alerjisi var demektir. Alerji yapmayan kedi var mı? Hep sorulur, alerji yapmayan kedi var mı? Belirli bir kedi veya köpek ırkının hipoalerjenik olduğu fikri var. Bu fikirle de bazı kedi ve köpek ırkı pazarlanarak kazanç elde edilmeye çalışılıyor. Alerji yapmayan kedi cinsi, alerji yapmayan köpek cinsi, bilimsel olarak kanıtlanmış hipoalerjeli kedi gibi reklamlar kullanılarak bazı evcil hayvanlar yüksek ücretlere pazarlandığını görmekteyiz. Birçok hasta ve aileleri de hayvanı evlerinden çıkarmak zorunda kalmadan alerjik semptomlarını azaltmak veya ortadan kaldırmak için bu evcil hayvanlar için büyük miktarlarda para harcamaktadırlar. Mesela Sibirya kedisi, Bali kedisi, Mavi Rus kedisi, Bengal kedisi, Birmanya kedisi, Oriental Shorthair, Devon Rex, Cornish Rex gibi karşımıza internette alerji yapmayan birçok kedi türüne karşılaşmaktayız. Evcil hayvanların gen mutasyonu yoluyla daha düşük alerjenik miktarda evcil hayvan tüyü ürettiği iddia ediliyor veya doğal olarak genetik kusura sahip seçilmiş hayvanlar ile alerji yapmayan kedilerin olmasını başardıklarını bildirmektedirler. Açıklanan bilimsel mantık, genlerdeki mutasyon sonucu alerjiye neden olan alerjenlerin özellikle FLD1 ve KANF1 alerji yapmayacak hale getirdikleri öne sürülmüştür. Peki bu doğru mu? Bir kere Amerikan Alerji, Astım ve İmmünoloji Akademisi olsun, gerekse diğer alerji dernekleri olsun, hiçbir bilimsel gerçeğe bunu oturtamamışlardır. Bilimsel dergilerde de hipoalerjenik evcil hayvan kavramını destekleyen kanıt da yoktur. Ve sonuç olarak alerji yapmayan kedi yoktur. Sadece daha yüksek ücretlerle pazarlama taktiği vardır. Yapılan çalışmalarda bakılmış, denilmiş ki bu hipoalerjenik kedi ve köpeklerin bulunduğu yerlerde alerjen seviyesine bakılmış ve sonuçta görülmüş ki hiç de öyle alerjen seviyesi düşük çıkmamış, diğerlerinden bir fark çıkmamış. Bu sebepten dolayı özellikle hipoalerjenik kedi veya köpek aramaktan vazgeçseniz, eğer kedi ve köpeğe karşı alerjiniz gelişirse de alerji aşısı yaptırsanız daha faydalı bir yaklaşım olacaktır. Kedi alerjisi nedenleri neler? Neden kedi alerjisi gelişiyor? En önemli neden tabii ki genetik yatkınlığınız. Anne veya babada alerjik hastalık varsa çocukta da alerjik hastalık olma olasılığı daha yüksek. İlla ki kedi veya köpek alerjisi olması gerekmez. Belki astım vardır, belki alerjik nezle vardır. Diğer hayvanlara karşı alerjik olanlara kedi alerjisi gelişme olasılığı da daha yüksektir. Kedi alerjisi özellikle astım, alerjik nezle ve egzama olanlarda daha fazla oranda görülmektedir. Kedi beslemeyi düşünüyorsa çocuğunuz 1 yaşına gelmeden almanız faydalı olur. Kedilerin alerjenleri özellikle tükürüklerinde bulunur. Kediler tükürükleriyle yaladıkları için tüylerinde bu sebepten dolayı bulunur. Yani tükürüklerindeki alerjenler tüylerine geçer. Ayrıca erkek kedilerin idrarlarında da alerjen bulunuyor. Erkek kediler daha alerjiktir. Belirli bir hayvana alerjiniz var. Örneğin kediye alerjiniz var. Hemen sevinmeyin. Benim kediye alerjim var ama köpeğe alerjim yok. Bir hayvana karşı alerjiniz varsa ileride yine alerji geliştirme potansiyeli çok yüksektir. HEPA filtreli, kuvvetli vakum özelliği olan elektrik süpürgeleri kullanmakta fayda olabilir. Düzenli olarak bir kedi veya köpeği yıkamak evcil hayvanın barındırdığı alerjen miktarını azaltır. Haftada 2 kez kedinizi yıkamanız gerekecek. Kedi alerjiniz varsa alerji aşısıyla kedinizle yaşamaya devam edebilirsiniz. Alerji aşısı alerjinizi tedavi edebilir. Kediye karşı alerji aşısı enjeksiyon şeklinde ve dil altı aşı şeklinde alerji aşısı yapılabilir.
Türkiye'de dil altı aşısı mevcut değildir. Bu nedenle enjeksiyon yöntemiyle yapılmaktadır. Kediye karşı alerji aşısının etkinliği %90 civarındadır. Bu nedenle alerji aşısı kediye karşı çok etkili bir yöntemdir.